kötü şeyler olacak. Evet, çok değerli konuklarımızla hem terör saldırılarını hem Kürt meselesi konuşmaya devam ediyoruz. Emre'su bir sorum daha olacak diğer evet. konuklara da geçmeden evvel. Kötü şeyler olacak cümlesi Aysel Tuğlu'nun, hatta Mahmut Alınan 9 Ocak 2011'de seçimden sonra korkunç şeyler olacak demesini de hesaba katalım. Kimileri tarafından biz bunları terör saldırısı gibi algıladığımız zaman çok eleştiriliyor. Çünkü deniyor ki bir de bu işin batı tarafı var. Belki de hani Kürtlere karşı kötü şeyler yapılabilecek. Yani meseleye geniş bakmak lazım. O doğru ama şimdi bir takım kararlar, örneğin genişletilmiş askeri konsey toplantısında eylemlerin Karadeniz bölgesinin iç kesimleriyle Akdeniz bölgesine kaydırılması yönünde bir karar alındığı söyleniyor. Ve PKK eylemsizliği bu son olayla birlikte bitirmiş mi oldu sorusu da tabii gündeme geliyor 15 Haziran'dan önce. Ne dersiniz? Aslında PKK'nın eylemsizliğiyle ilgili tartışmalar Mart ayı ile başladı. Ben Aralık ayında PKK'nın bir içerisindeki bir kanadın Mart ayından itibaren yeniden çatışmaları başlatacağını, buna ilişkin bir hazırlık süreci olduğunu yazmıştım. Hatta bunu yazdığımdan dolayı çok yoğun eleştiriler de aldım. PKK eylemsizlik kararı varken bunu söyleyerek ne yapmaya çalışıyorsun filan diye. Ben burada PKK'nın bir bütün PKK olmadığını, PKK'nın içerisinde birkaç farklı görüşün olduğunu, bu görüşlerin çatıştığını, çarpıştığını, dolayısıyla ama PKK'nın da bir bütünlüklü görüntü vermek adına bunları yaptığını düşünüyorum. Burada Akdeniz ve Karadeniz neyi sembolize ediyor? Biz çok güçlüyüz. Hani bu bölgelerde bile iyiyiz. Bakalım. Güneydoğu'da ya neler yapabiliriz demek mi yani? Yok, yani bu doğrudan büyük PKK tehdidi değil. Akdeniz ve Karadeniz'den hikaye aslında şu. Akdeniz'de Karadeniz arasındaki bağlantı teknik olarak baktığımızda aslında birbirine eşit. 90'lı yıllarda PKK Karadeniz'e açılım, 92-93 yılında Karadeniz'e açılım stratejisi güderken açılımı Sivas kırsalından, Tokat'tan yaptı. Sivas kırsalından gelirken Bülent Bey'in de çok iyi bildiği bir yerden, Hatay'dan geçiyorlardı. Amonos dağlarından, Toroslardan, Maraş'tan gidip Sivas'a, Sivas'tan bir yol geçiyordu. Buraya ilişkin bir know-how'u var PKK'nın ve bir lojistik üstleri var. Dolayısıyla Akdeniz'de eylem başlatırız diyen grupla Karadeniz'de eylem başlatırız diyen grup arasında aslında bir ortak grup, aynı grup. Yani iki, bu benim dediğim bu ayrı grup bu bölgeyi kullanıyor ve bu bölge üzerinden bir geçişkenlik, akışkanlık sağlıyor. Dolayısıyla aslında burada eylem başlatırız denilen grup aslında buralarda operasyon, eylem yapma ihtimali olan PKK'daki Şahin Kanat dediğim grup. Diğer grubu, yani barış isteyen grubu, PKK'nın Urfalılar dediğimiz kesimi ciddi oranda kontrol edebiliyor. Ama Tunceliler dediğimiz bölüm, ki bu Tunceli bölgesinde PKK içerisinde, bu bir jargondur, Dersim eyaleti içerisinde aktif olan grup, yani bunların Tunceli orijinli olması gerekmiyor, o bölgede aktif olan grubu çok kontrol edemiyorlar. 99'da da böyleydi. Hakkari'de de çok hazırlıklı bir hava var. Hakkari'deki durum daha başka bir durum. Hakkari'deki durum biraz daha Serhildan yapılanması denilen, daha şehire yakın ve orada halkı harekete geçirmek üzere şehire yapılmış ve yani KCK mantığının aslında Hakkari'ye oturmuş şekli. Yani KCK mantığı aslında benim tanımlamamla şöyle bir mantık var KCK'da. KCK bir post PKK yapılanması. Bu da şunun bir zorunlu sonucu. PKK kırsal örgütü olarak doğdu. PKK kırsal örgütü iken Kürtler de kırsal toplumuydu. Ama 90'lı yıllarda Kürtler şehir toplumuna dönüştü ama PKK şehir örgütüne dönüşemedi. Dolayısıyla bu aradaki geçişkenliği KCK üzerinden yapmaya çalışıyorlar ama bunun önünde değişik ciddi engeller var. Polis operasyonları var, şu var, bu var. Burada sıkıntı aslında PKK'nın bir şehirleşme sorunu yaşaması ve kırsalı tamamen terk edip şehire dönememesinden kaynaklanıyor. Burada Hakkari'de bunu nispeten başarabilmiş durumdalar. Diğer yerlerde başaramadılar. Ama henüz de bir kırsalda var. Yani PKK aslında şu anda gecekondu dönemini yaşıyor. Yani ne şehirli ne köylü. Tam arada bir yerde
Ve bunun için de PKK da ne yaptığını bilmiyor. Zaten tam da sosyolojik olarak bu dönemlere denk gelen süreçlerde örgütlerde kırılmalar olur. Ki PKK için bu dönemde ayrıca bir de barış görüşmeleri yürütülüyor. Dünyada hangi bütün örgütlerde barış görüşmeleri başladığında örgütler bölünmüştür. Daha küçük gruplar barışı istememiştir. İRA'da böyle olmuştur, ETA'da böyle olmuştur, Güney Amerika'da böyle olmuştur. PKK'da da aslında gördüğümüz süreç doğal bir süreç. Burada yapılması gereken bu kırılmaları minimum seviyede ve bu barış sürecini de minimum hasarla atlatarak maksimum hızda bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Yoksa bu araf durumu, yani kır ile kent arasındaki araf durumu, barış ile savaş arasındaki araf durumu canımızı çok sıkar. Bunun için iyi bir stratejiyle, akıllı bir bakış açısıyla bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bülent Bey, şimdi az önce çok derin analizler yapmak gerekiyor. PKK gerçekten kendi aklıyla mı hareket ediyor? PKK dediğimiz zaman kimi kastediyoruz? Kandil'i mi, Avrupa'yı mı, Türkiye'de dağdakileri mi, İmralı'yı mı? Neyi kastediyoruz derken şu Ergenekon yapılanması için hayır, itiraz evet. ettiniz. Ben öyle demek istemedim dediniz hayır, ama. Hayır, ben Ergenekon söylüyorum ama onun ilavesi de var. Nedir? Önce bir cevap vereyim. Peki. Biraz uzadı sayıcıların unuttu ama. Şimdi bakın Sayın dedi ki yani burada Türkiye'de demokratikleşme çabaları olmadı AK Parti dönemi içerisinde. Yani ben şunu samimiyetle şurada itiraf ediyorum ki hakikaten çok büyük demokratik gelişmeler oldu. Bakın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa milli güvenlik siyaset belgesi, yani Türkiye'nin iç ve dış tehditlerinin belirlendiği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin stratejilere yön verecek olan ayrı bir strateji. Bu dönemde yani millet iradesi iç tehditten kaldırıldı. Bir, Türkiye'nin iç ve dış tehdit değerlendirmeleri, yani Türkiye'deki bugüne kadar işte efendime söyleyeyim yani bütün sıkıntıların sebebi bana göre askeri vesayet sisteminin devam etmesini sağlayan sistemler Türkiye'nin bütün etrafının düşmanlarla çevrili olduğunu, yani dış tehdit, herkes dış tehditti. Fakat AK Parti ile birlikte Türkiye'nin kendi milli iradesine, millet iradesine yönelik, millet iradesini yansıtan iç ve dış tehdit değerlendirmeleri yapıldı. Bunları yaptığımız anda Türkiye kendi içerisinde kendisiyle uğraşır durumdan çıktı. Bakın bir, yani Orta Doğu da bir güç haline bu şekilde geldi. Şimdi dedi ya Sayın Yavuz hiçbir şey demokratik an gelişmeler yapıldı. Bakın 28 Şubat sürecinin o darbe ortamında İçişleri Bakanlığı'na zorla dikte ettiren Emasya protokolü ki bu Emasya protokolü ile ilgili sayısız basında şey yer aldı. Yani bu 5442 sayılı idaresi kanunda valiler mesela şu anda İstanbul ilinden ilim valisi sorumluyken bunu o en yüksek garnizon komutanına veren sistemler kaldırıldı. Yani bunları saymakla bitiremeyiz. Şimdi kalkıp da efendim işte yok üniversite sınavlarında şöyle oldu, bu bir şeydir. Yani burada bir demokratik gelişme olmadı demek bana göre yanlıştır. Bu benim fikrim. Bir de Sayın Yavuz diyor ki hayretle izledim. Ya niye hayretle izliyoruz yani benim konuşmamı? Çünkü bu ülkede 4 tane darbe hiç olmamış. Faili meçhul cinayetler hiç olmamış. Biz de onlara hayretle bakıyoruz. Şu anda bakın AK Parti iktidarı süreci içerisinde ben bilemem şu anda hangisi suçludur suçsuzdur ama yani bir takım derin devletle irtibatlı olan yapılar var, bunlar şu anda yargılanıyorlar, bunlarla ilgili bir sürü şimdi biz bunları yok sayıyoruz, biz söylediğimiz zaman bunları hayret ediyoruz. Ben şunu söylemek istedim aslında, bakın şeye de Sayın Alın'a da şunu söyleyeceğim, şimdi daha çıkmak çok herkes çıkmak istiyor dedi daha yani burada, yani bu bir kere şey yani aslında bilemiyorum yani görmek istediğinizi görüyorsunuz orada. Herkes demedim. Gençler dedim. Gençlerin hayır hayır öyle değil. Bakın ben onu size söyleyeyim bakın. Siz dediniz ya biz gelin Diyarbakır'a gidelim Sayın Yavuz falan beraber. Yani biz o bölgeleri biliyoruz bakın. Bilmiyorsun şimdi, Sayın Orak. Bak bir şey söyleyeceğim. Siz bunu biliyor musunuz merak ediyorum. Şu anda Güneydoğu'da dağa çıkmak cazip hale getirildi. Kim tarafından getirildi? BDP tarafından ve BDP'ye bağlı belediyeler tarafından getirildi. Bakın nasıl cazip hale getirildi. Şimdi Güneydoğu biliyoruz yani çok ciddi anlamda işsizlik var. Yani bu bölgelere yani 8 seneden beri AK Parti bu bölgenin ekonomik yönde kalkınması adına birçok işlemler yaptı. Ama buna rağmen yine işsizlik var. Bir kişi daha çıkarsa bunun bütün ailesine belediyelerde iş veriliyor. Yani bak daha çıkan kişi orada yani özellikle bu yani böyle insanlar imrendirilmeye çalışıyor.
Ve buna bir o bölgede bir şey kahraman evrasıyla plan baktı. Peki bölgede yatırım yapılmasını engelleyen de BDP'li yine. Evet hayır, ama bu şeyleri tabii. Yani bunları işte yani bu dediğimiz bir takım insanlar daha çıksın diye bunlar örnek işte. Yani böyle insanlar oluyor, bak daha çıkarsanız işte size şöyle iş bulabiliriz falan gibi. Bu şeyler var. Yani bakın şimdi burada şu tabii, yani bunlar biz çözüm arıyoruz. Ama burada yani kalkıp da herkes daha çıkmayı söylüyor demek yani bana göre yanlıştır. Siz bilmiyorsunuz diyor, biz biliyoruz yani onu özellikle de şeyde belirteyim. Şimdi tabii bakın. Ama siz mesela ben faili meçhulleri de çok iyi biliyorum bu ülkede dediğiniz zaman. Şimdi faili meçhul dediğinizde bundan en çok muzdarip olanlar yine Kürtler. Tabii yani canım, tabii, ve tabii, öyle tabii. olduğu zaman da onlar öyleyken bunun öyesiyken kalkıp da meseleyi de Ergenekon, yani bu derin devlet ve faili meçhullerden en çok muzdarip Kürt halkıyken yani bu son saldırıları Ergenekon'a, derin işte, devlete işte. Dolayısıyla onlara mal tabii, etmek. Bakın, onların bakın, o tarafı Ergenekon'a takılanıldığına yani mal bakın, etmek demek. Burada derin devlet iddialarına karşı İşte bu başta Ruşen Çakır, yani o hepsine saygı duyuyoruz. Yani birçok yazar da tabii karşı görüşlerini ortaya koyuyorlar. Yani burada sizin dediğiniz argümanlar şunlar geliştiriyorlar. Yani efendim işte burada en çok Güneydoğu'daki halk ezilmiştir. Yani şimdi burada bakın, eğer biz bu soruna hakiki bir çözüm bulmak istiyorsak Türkiye'nin gerçekleriyle yüzleşmemiz gerekir. Şu anda Türkiye içerisindeki çeteleşmiş yapılarla örgüt içerisindeki çeteleşmiş yapılar ortaya çıkarılamadığı için bakın bu süreç böyle uzayıp gidiyor. Şimdi aslında yani burada yapılacak işlem şudur. Bir kere PKK terör örgütü... Ama siz Ergenekon'un mağduru olan kişiler Ergenekon'la aynı çizgide olmakla mı? Ergenekon'un hepsi mağduru değil ki canım. Herkes mağdur değil orada yani. Yani Kürt sorunu, Güneydoğu'daki zulümler yargısız infazlendiği yani zaman. Şimdi yani bakın. Peki. Tamam yani o olabilir. Evet, peki. Şimdi sorunuz bir daha alabilir miyim? Hayır yani az önce söylediğiniz PKK Ergenekon ilişkisi, daha doğrusu olayla. Sadece bu da değil. Yani evet. Bir sürü şeyi sormuştum. Yani PKK gerçekten kendi aklıyla mı hareket ediyor? Evet, PKK dediğim zaman Kandil mi, Avrupa mı, İmralı mı? Evet. Ona da şöyle bir cevap verelim. Şimdi tabii burada bakın tek yani terör örgütü Irak'la ilgili, bu Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Irak ve bazı Amerikan yetkilileriyle üçlü bir mekanizma kurulmuştu biliyorsunuz. Bu çözümün dışında kalmıştı PKK. PKK bu çözüm içerisine girmekte burayı zorluyor. Yani bu ben de varım meselesini, yani beni niye içeriye almıyorsunuz meselesini zorluyor. Ve zaten dikkat ederseniz birdenbire şeyin patlaması, yani PKK'nın işte birdenbire olayı gelmesi etmesi, tabii bunun şöyle bir şeyi de var. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Biraz önce başlarken söylemiştim. Orta Doğu'daki gelişmeleri kendi başına değerlendiremeyiz. 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık projeler var Orta Doğu'da. Nitekim gerçekleşiyor. Şimdi bakın mesela ben hep şunu yani bilerek iddia ediyorum. Türkiye dışında Amerika'da, Amerika bir bütün değil tabii yani bu Türkiye bakış açısından. Neokon dediğimiz, Neokon ve orada bir İsrail birlikteliği var. Hatta İsrail'in gizli servisi Mossad işbirlikteliği var. Şimdi ne hikmetse 2010, 2009, 2008 yıllarında burada bir takım enstitü kuruluşlarında yapılan konuşmalar var. Mesela Neokon, Perl işte gibi, yani Richard Perl gibi filan bir takım insanlar buralarda konuşma yapıyorlar. Ve bu konuşmaların içerisinde de bizim bir takım yani kamu kurumlarına görevli insanlarımız da bulunuyor. Ya oraya gidene kadar Reşadiye baskınında yani İsrail'in parmak ben oraya, izleri ama bulunmuştu. Dış şeyi söylüyorum. Evet. Şimdi orada deniyor ki efendim, yani şu anda AK Parti yönünü batıdan doğuya çevirdi. Amerikan çıkarlarına aykırı olabilir bu durum. Aslında İsrail çıkarlarını parantez içerisinde kastetmek istiyorlar. Eğer AK Parti 12 Haziran seçimleri çok önemli. Tek başına burada tekrar iktidar olursa Orta Doğu'da Amerika'nın kontrolünden veya dünyada Amerika'nın, mesela Amerika'nın en büyük hedefi bundan sonra İran işgalidir. Bu İran işgalinde biz buna güvenebilir miyiz gibi böyle bir takım sorunlar ortaya atılıyor. Ve dışarıdaki bir takım unsurlarla içeride bu askeri vesayet mekanizmalarını destekleyen unsurlar AK Parti'nin oylarını düşürmeye yönelik bir takım provokasyonlara girmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın bu kaos politikaları dediğimiz, şimdi mesela ben ama o bölgedeki halkı da çok azımsamış olmuyor musunuz? Hayır. Onların gerçek anlamda sorunlarını 2003 yılında o çocukların eline taşı veren ve o taşı atmasını hayır, sağlayan şimdi, bir takım tetikleyen unsurları ama da bakın, çok ateşe almıyor muyuz? Bahsediyoruz. Yani peki, şimdi bir şey daha söyleyeyim de bir cümle daha. Evet. Bir şey daha söyleyeyim.